Herkese merhabalar, ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Malum önümüzde yaklaşan mübarek Ramazan ayı. Oruçlarımızı tutacağız inşallah, sağlığımız el verdiği süresince. Benim yıllardır kullanmış olduğum bir menüm var. Emin olun bu menüyü sizler de sahurda tüketirseniz ertesi gün insan ne acıkıyor ne susuyor, özellikle hararet hemen hemen hiç yapmıyor diyebilirim. Kaldı ki biz çiftçiler için Rabbimin gücüne gitmesin bir hayli zor geçiyor tarlalarda oruçlu yağmurda, çamurda, o sıcaklarda akşama kadar. Ama bu menüyle inanın bizler bile şöyle bir anlamıyoruz. İstedim ki böylesini tok tutan, susatmayan ve acıktırmayan menüyü sizlerle paylaşayım. Hemen şimdi bakalım ben nasıl hazırlıyorum bu menümü, neler var, yapımına geçelim. 2 adet patatesimiz vardı. Öncelikle bunun kabuklarını soyalım. Ben patateslerimizi haşladım. Bu Ramazan ayında mutlaka sahurda bu tükettiklerimiz çok önemli. Ve asla kesinlikle böyle kızartma türü şeyler tüketmeyelim. Mutlaka haşlama türü şeylere ve kahvaltılıklara çok önem verelim. Bu sahurda yediğimiz ertesi gün günümüzün nasıl geçeceğini belirliyor. Bu şekilde şimdi kabuğunu bir soyalım. İki yumurtamız vardı. Haşladım bunları da. Şimdi bunun kabuklarını bir soyalım. Şöyle bir hemen sudan geçirdim yumurtalarımızı da. Ben salatalığımızı çok güzel yıkadım ve kabuğunu soymadan doğruyorum. Daha güzel lifli olduğu için. Domateslerimizi de şöyle ince ince bir doğrayalım. Evet, ben bu şekilde hazırladım. Peki bunlar şimdi ne işe yarıyor? Özellikle patates, yumurta ve peynir. Bu üçü midede 4 saatten önce erime yapmadığı için bir defa bizi baştan tok tutuyor. Onu o cepte. Bu tokluğu bu üçü sağlıyor. Peki vücudumuz gün boyunca su kaybı yaşadığı için salatalık ve yoğurt da özellikle ev yoğurdu yapma imkanınız varsa ki ben kendi ev yoğurdum yıllardır kendim yaparım. Taş gibi nasıl oluyor videosu da vardır kanalımda bulabilirsiniz ilgilenirseniz eğer. Bunlar da vücuttaki su kaybını engelliyormuş. Özellikle salatalık %99'u su içeriyormuş. O yüzden vücudumuz bu su kaybını buradan takviye ettiği için susuzluğu da buradan hallediyoruz. Peki biber ve domates de lifli olduğu için bu bağırsaklarımızı çalıştırmada o da faydalı oluyormuş. İstedim ki böylesine tok tutan, ertesi güne acıktırmayan ve susatmayan bu menümü sizlerle paylaşayım. Birçok kişinin ben duasını aldım. Eminim bilmeyenleriniz varsa onlar da bana dua edecektir. Size videomu kapatmadan küçücük bir hatırlatma yapmak isterim. Benim bir kanalım daha var. İsmi Emine'nin Köy Hayatı. Orada da yine yemekler yapıyorum ama tamamen doğada, göl kenarında, dere kenarında sizlerle güzel manzaralar eşliğinde yemeklerimi yapıp sunuyorum. O kanalıma da ziyaret eder, desteklerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum. Evet, bugünkü tarifimi de sizlerle paylaştım. Umarım beğenir ve denersiniz. Şimdiden herkesin Rabbim bütün tutmuş olduğu oruçlarını kabul etsin diyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.